Sayın Rektör Yardımcım, kıymetli hocalarım, değerli arkadaşlar. İlmi ve fikri araştırmalar topluluğu olarak Sayın Doktor Yusuf Kaplan hocamızın katılımlarıyla düzenlemiş olduğumuz konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Programımıza öncelikle İlmi ve Fikri Araştırmalar Topluluğu Danışman Hocası Sayın Yardımcı Doçent Doktor Salih Keskin hocamızın selamlama konuşmalarıyla başlıyoruz. Hocamızı huzurlarınıza arz ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, kıymetli katılımcılar. İlmi ve Fikri Araştırmalar Topluluğu tarafından tertiplenen konferans seviyelerinden ikincisi olan kriz ve medeniyet konulu konferansı icra etmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle bu programın tertiplenmesinde emeğe geçen bütün arkadaşlarıma ve bu programı destekleyen Rektörlük Makamına çok teşekkür ediyoruz ve hepinize bu duygularla hoş geldiniz demek istiyorum. Böyle bir konuyu üniversitemizin gündemine taşıma isteğimizin arkasında iki temel sebebin var olduğunu ifade edebiliriz. Bunlardan birincisi, bugün dünyada çok kapsamlı bir krizler dönemi yaşıyor olmamızdır. Bu noktada sorumluluğumuzun şu olduğuna inanıyoruz. Öncelikle farklı alanlarda devam eden yaşadığımız krizi iyi tanımlamak zorundayız. Bu krizler tek katmanlı, sadece bir finansal kriz, bir ekonomik kriz, bir siyasal kriz değildir. İnsanlığın bugün yaşamış olduğu krizler bütün yönleri kapsayan, bütün alanlarda var olan bir krizdir. Sadece bir ülkeyle, sadece bir bölgeyle kısıtlı değil, bütün dünyayı etkileyen küresel krizler yuvadır. Bu nedenle kriz kavramına odaklanmayı arzu ettik. Bu konuyu üniversitemizin gündemine taşıma isteğimizin arkasındaki ikinci neden ise, insanlığın içinde bulunduğu krizlerden çıkış için son 2-3 asırdır düşünceleriyle, paradigmasıyla, felsefesiyle, daha sonra kurum ve kuruluşlarıyla, dünyaya hakim olan modern batı düşüncesinin değerleriyle de bu krizlerden çıkmanın imkan ve ihtimalinin olmamasıdır. Dolayısıyla bu krizlerden çıkış için yeni bir takım yolların, yeni bir takım düşüncelerin, paradigmaların etkin hale getirilmesi zaruridir. Bir başka deyişle bir medeniyet mefkulesine sahip olmak, bu krizlerden çıkış için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Ait olduğunuz medeniyetin değerlerini iyi özümsemek, dünyada olup bitenleri iyi anlamak ve ona göre dünyaya iddialı bir şekilde söz söyleyebilmektir asıl olan. Akademiden ve üniversite gençliğinden beklenen de tam da bu olsa gerektir. Bu amaçlarla tertiplediğimiz, kıymetli hocam Doktor Yusuf Kaplan Bey tarafından sunulacak olan kriz ve medeniyet konulu konferansın herkes için faydalı bir konferans olmasını temenni ediyor. Tekraren hoş geldiniz diyerek sözü gerçek sahibine bırakmak üzere saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, iki rektör yardımcımız da programımıza teşrif ettiler. Kendilerine saygılar sunuyoruz. Yusuf Kaplan hocamız 1964 yılında Sivas Şarkışlar'a doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Kayseri İmam Hatip Lisesi mezunu. 1986 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon bölümünü bitirdi. Üniversite öğreniminden sonra soluğu Londra'da aldı. Ve 3 ay boyunca kimi zaman otostop yaparak, kimi zaman trenle İngiltere, Fransa ve Almanya'yı dolaştı. Hayatı, insanı ve kültürü tanıdı. Ardından tekrar Londra'ya döndü. 1989-1996 İngiltere'de East Anglia Üniversitesi'nde televizyon bilim konusunda master, Londra Üniversitesi'nde Türk modernleşmesi ve Türk sineması konusunda doktora yaptı. 1992 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte Yeni Şafak gazetesini kurdu. Gazeteye 5 farklı isimle yazılar yazdı. Kuruluşundan itibaren Yeni Şafak'taki köşe yazılarını sürdürüyor. 1998 yılında kraliçenin verdiği İngiliz pasaportunu kabul etmedi ve Türkiye'ye döndü. Yeni Şafak gazetesinin 2 yıl genel yayın yönetmenliğini yaptı. 1999'dan itibaren Bilgi Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde
iletişim teorileri, sosyal ve kültürel teori, medeniyetler ve düşünce tarihi ve dünya sineması dersleri verdi. Çok sayıda yüksek lisans tezi hazırlattı. Bölümündeki tezlerin yaklaşık %70'ini kendisi yaptırdığı gerekçesiyle üniversite senatosu tarafından sorgulandı, takdir edilmesi gerekirken tekdir edilmesine çok şaşırdı. O günden itibaren bütün diplomalarını çöpe attı. Kendisinden diploma soranların işini kabul etmedi ve diplomasız yaşamanın keyfini çıkardı. 2002 yılında Açılım Kitap yayınlarını kurdu, ardından 3 yıl Ümran Dergisi'ni yönetti. 2003'te genel yayın yönetmeni olarak TV5'i kurdu. Televizyona sekreterler dahil eleman alırken diplomalarına değil yeteneklerine ve kişiliklerine baktı. Sezai Karakoç okumayanları, düşünce ve sanat tarihi okumayanları, iletişim, estetik, film ve kültür teorisinin belli başlı isimlerini ve akımlarını telaffuz edemeyenleri hemen işe almadı. Ama bir ay süreliğine mağaralarına kapanmak üzere evlerine gönderdi. Televizyonu okula ve eve dönüştürdü. Aldığı maaşı çalışanlarla paylaştı ve Türkiye'de yeni televizyonlar kuran genç ve bıçkın bir sinemacılar ve televizyoncular kuşağı yetiştirdi. 2006-2009 Bilim, Sanat ve Felsefe Akademisi'nin genel direktörlüğünü yaptı. VSF'de İngiltere'deki Galler Üniversitesi ve Cavendish College işbirliğiyle 2 yıllık eğitim veren bir sinema televizyon okulu ve gazetecilik okulu kurdu ve adam yetiştirdi. 2006-2008 yılları arasında Kültür Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu üyeliği yaptı. Mahmut Fazıl Coşkun, Hüseyin Karabey gibi genç sinemacılarla Semih Kaplanoğlu, Nuri Bilge Ceylan ve Derviş Zaim gibi usta sinemacıların önüne açtı. 2008 yılında Külliyat Yayınlarını kurdu. 2009-2011 yılları arasında 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti'nde sinema direktörü oldu. 7 uzun metraj, 33 belgesel film yaptı. Film yaptığı sinemacılara rüşvet olarak en az 3 öğrenciyi iyi şartlarda çalıştırma ve yetiştirme şartını koştu ve kurumda yolsuzluklarla boğuştu. 2002 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından kendisine fikir yazarı ödülü verildi. 2006 yılında TASAM tarafından stratejik vizyon sahibi yazar ödülünü aldı. Yusuf Kaplan'ın bir öykü anlatma ve mit üretme aracı olarak televizyon ve enformasyon devrimi efsanesi başlıklı iki Türkçe kitabı ve Oxford University Press tarafından The Oxford University of World Cinema başlığıyla yayınlanan editör olarak katkıda bulunduğu bir İngilizce çalışması bulunmakta. Hegel, Marx, Nietzsche, Whitehead, İkbal, Malik bin Nebi, Foucault ve Konfüçyüs'ün bazı metinlerini çevirdiği İbn Arabi'nin Tecelliyat-ı İlahiye başlıklı kitabı ile Fahrettin Errazi'nin Min Esrar-ı Tenzil başlıklı kitabını Türkçeleştirdi. En son çalışması TRT Türk için hazırladığı Alman düşünürü Nietzsche'nin felsefesini anlattığı belgesel filmidir. Son 14 yıldan bu yana medeniyet tasavvuru ve felsefesi üzerine yoğunlaştığı için kitap yayınlamayan Yusuf Kaplan'ın bu çalışması 12 cilt olarak Futuhat-ı Medeniye üst başlığıyla peyderpey önümüzdeki yıl yayınlanacak. Bu çalışmanın İngilizce ve Arapça özet nüshalarını hazırlayan Kaplan evli ve iki çocuk babası. Yusuf Kaplan İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca ve Latince biliyor. Yabancı dilleri kursa gitmeden kendi geliştirdiği metodolojiyle öğrendiğini söylüyor. Kursa giderek bir şeyler öğrenmeye kalkışanlara acı acı gülüyor. Türkiye'deki eğitim sisteminin sadece yetenek öğütmeye yaradığını düşünüyor. O yüzden mağaranıza çekilin, bulunduğunuz yeri ya da edindiğiniz alışkanlıkları terk ederek ümmileşin, arının. Ancak o zaman çağın ağlarından kurtulabilir, çağrınızın çağını kurabilmesi, çabasının izini sürebilir, kendinize gelebilir, kendinizi keşfedebilir, kendinizi ve çağınızı aşma konusunda bir mesafe kat edebilirsiniz diyor. Özgeçmişini arz etmiş olduğum Sayın Doktor Yusuf Kaplan hocamızı sunumlarını yapmak üzere huzurlarınıza arz ediyorum. Hocam buyursun.
değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aslında şöyle bir cümleyle başlayayım. Biraz serbest gitmeyi düşünüyorum ama nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Bakalım. Yani sizden alacağım elektriğe bağlı olarak biraz gideceğim. Yani gaz alabiliriz. Elektrik alırsam gaz veririm. Bakalım. Şimdi şöyle bir cümleyle başlayayım. Aforizmatik bir cümle olsun. Bu dünyaya söyleyeceğiniz bir laf yoksa bu dünyada yaşamanızın anlamı yoktur. Kendinizi o kadar hafife almayın, küçümsemeyin. Kendinizi önemseyin bence. Yani kendinizi önemsemezseniz hiçbir şey yapamazsınız. İddiaları olmayan insanların, rüyaları olmayan insanların, hayal göremeyen insanların başkalarının iddialarını dillendirdiklerini, başkalarının rüyalarını gördüklerini, başkalarının hayallerini yaşadıklarını unutmayın. Problem bizim aslında iddia fikrinden, rüya fikrinden, hayal fikrinden yoksun olmamızla ilintili. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz biz. Aslında tarihin yapılmasında, insanlık tarihin yapılmasında kilit rol oynamış bir toplumuz. Üzerine oturduğumuz coğrafya, böyle basit bir coğrafya değil. Yani sadece bir kara parçası değil. Biz burada bütün medeniyetlerin üzerine oturuyoruz. Yani Osmanlı medeniyet tecrübesi insanlık tarihinde ortaya konmuş bütün mainstream ana akım medeniyet tecrübelerinin üzerine oturmuştur. Yani bu işte Grek düşüncesini düşünün, Roma düşüncesini düşünün, medeniyetin uygarlığını düşünün. Hint, biraz hinterlandında kalıyor gibi. Çin'e komşuyuz. Dolayısıyla Mısır, Mezopotamya'daki medeniyetleri düşünün. Yani bütün medeniyetlerin üzerine oturmuş bir tecrübeden bahsediyoruz. Ve bütün bu medeniyetlerden yaralanmasını bilebilmiş bir tecrübeden aynı zamanda. Yani aslında bu açıdan baktığımızda Osmanlı tecrübesi bizim insanlık tarihinde gerçekleştirdiğimiz yürüyüşün bileşkesidir aslında. Zirve noktasıdır. Bu bileşkesidir aynı zamanda. Şöyle gireyim. Aslında Asya'nın işlerinden Avrupa'nın işlerine kadar son 2000 yıllık insanlık tarihi boyunca Asya'nın işlerinden Avrupa'nın işlerine kadar iki defa büyük yolculuk gerçekleştirebilmiş başka bir toplum yok. Yok böyle bir şey. Yani işte İran, Pers uygarlığının güçlü bir tecrübe olduğunu biliyoruz. Çin Seddi bir metafordur aslında. Çin'in kendi coğrafyasından çıkamadığını gösteren bir metafordur. Hint medeniyetinde bir hareketlilik var tarih boyunca. O da doğuya doğru giden bir hareketlilik. Batıya doğru değil. Bir fiil değil, bir kuvvet bir hareketlilik. Çin özellikle Budizm üzerinden Japonya'ya kadar uzanıyor. Hint alt kıtası öyle diyelim. Fakat Çin tecrübesi, Çin medeniyeti çok derinlikli bir tecrübe olduğu için Hint'ten gelen dalgayı bir şekilde püskürtüyor. Özellikle neokonfüçyanizm formunda püskürtüyor. Bunun dışında mesela İranlıların en fazla işte Ön Asya, Anadolu, Batı Anadolu kısmına kadar yürüyebildiklerini, biraz belki Ege'ye doğru yolculuk yapabildiklerini görüyoruz. Onun ötesinde Batı'dan doğuya doğru da böyle bir yolculuk yapan, bizim yaptığımız yolculuğa benzer bir yolculuk yapan bir şey yok. Modern tarih var. Modern tarih insanlık tarihinde bir arızadır. Bir sapmadır aslında. İnsanlığın ortaya koyduğu mainstream ana
düşünce geleneğinin, insanlık tecrübesinin marjinde yer alan bir tecrübedir. Modern Avrupa tecrübesi bu açıdan üzerinde özellikle kafa yorulması gereken bir tecrübedir. Yani ezbere cümleler kurmak gerekmiyor. Hiçbir kimse hakkında ezber cümlelere ihtiyacımız yok. Neyse o olarak keşfetmek, anlamak, anlamaya çalışmak zorundayız. Fakat bize anlatılan hikayeyi de kabul etmek zorunda değiliz. Yani ortadaki hakikati bir bütün olarak görmemiz gerekiyor. Şöyle bir örnekle gidelim. İnsanlık tarihinde milattan önceki 15. yüzyılla milattan sonraki 15. yüzyıl asimetriktir. Milattan önceki 15. yüzyılda gerçek anlamda bir medeniyetler arası diyalogtan bahsediyoruz. Yani şimdi bir medeniyetler arası diyalog hikayesi, karikatür bir şey var. Yani çok karikatür bir şey bu. Yani ortada medeniyet yok. Sadece Batı uygarlığı var. Bütün medeniyetler kendilerini yitirmişler, kendi dinamiklerini yitirmişler. Biz diyalogtan bahsediyoruz. Böyle bir şey olmaz yani. Böyle komik bir şey. Dolayısıyla tarihte milattan önceki 15. yüzyılda Çin, Hint, Mısır, Mezopotamya, Afrika'da Lok medeniyeti, Latin Amerika'da Olmekler ve Şamanlar ilk defa bir paradigma üzerinde bütün insanlık tarihinde gerçek anlamda bir medeniyetler buluşması, diyalojisi gerçekleştiriyorlar. Bu burada ortaya çıkan paradigmayı şöyle özetleyebiliriz. Bir cümleyle kısaca özetleyeyim. İnsan tabiata, Tanrı'ya ve kainata ait bir varlık. İnsanlığın üzerinde buluştuğu bütün kadim medeniyetlerin kavşak noktası burası. İnsan Tanrı'ya, kainata ait bir varlık. Şimdi milattan sonraki 15. yüzyıl Rönesans ve Reformasyon'la birlikte başlayan modern Avrupa tecrübesi bu paradigmayı tepe taklak etmiştir. Yani insanlık tarihindeki, yani o yüzden şöyle, William McLean şu an yaşayan en büyük tarihçidir. William McLean bu Avrupa'nın tarih sahnesine çıkışını tarihin dengesinin bozulması olarak tarif eder. İnsanlık tarihinin akışının yönünü yitirmesi olarak tarif eder. Burada bu paradigma insanın Tanrı'ya, kainata hakim olduğu bir varlığa dönüştüğünü görüyoruz. Bu paradigma bu şekilde değişiyor. Ve dolayısıyla ortaya çok büyük bir kriz çıkıyor. Yani aslında biraz önce Salih Bey'in söylediği çok önemli kriz dediği şey aslında ontolojik krizdir. Varoluşsal bir krizdir. Yani Batı uygarlığının yaşadığı bu kriz ontolojik yönsüzlük duygusu diye bir şeyin oluşmasına yol açtı. Ontolojik yönsüzlük duygusu. Ontolojik yönsüzlük duygusu insanın tanrı fikrini yitirmesi, hayatın anlamını ve yönünü yitirmesi ve anlam krizi demek aslında. Ontolojik kriz, ontolojik yönsüzlük krizi yaşanan yerde yaşanamaz. Ontolojik krizi yaşanan yerde yaşanabilmesi için kesinlikle epistemolojik yönlük alanlarının genişletilmesi gerekir. Epistemolojik yönlük alanlarının genişletilmesi ne demek? Ontolojik serüven kişinin oluşuyla ve varoluşuyla ilgili bir serüvendir. Amaçlar üzerinden gerçekleştirdiği bir serüvendir. Asıllar üzerinden gerçekleştirdiği bir serüvendir. Normlar üzerinden gerçekleştirdiği bir serüvendir. Epistemolojik yönlük alanları araçlarla ilgilidir. Formlarla ilgilidir. Yani dolayısıyla amaçların anlamını yitirdiği Nietzsche öyle der. Yani çok büyük bir amaç insanlığın büyük bir amaçtan yoksun olduğunu dolayısıyla büyük bir nihilizmin eşiğine sürüklendiğini söyler o yüzden. Yani insanı tutup kaldıracak insanı özgürlüğüne kavuşturacak bir amaçtan ontolojik bir amaçtan yoksun olduğu için
nihilizmin eşiğine sürüklendiğini ve dolayısıyla insanlığın dekadansın tam ortasına düştüğünü söyler. Dekadans. Yani o yüzden şöyle, hatta şöyle bir cümle kurar. Felsefemiz ve ahlakımız dekadansın konuları haline dönüştü. Karşı devrin sanattır der. Burada şunu söylüyorum arkadaşlar. Yani burada amaçların yitirilmesi, araçların amaç haline getirilmesi. Yani normların yitirilmesi, formların norm haline getirilmesi. Normun yerine geçmesi. Bugün insanın yaşadığı en büyük kriz bu. Yani o yüzden o ontolojik güvensizlik bunalımını epistemolojik güvenlik alanlarını genişleterek aşmaktan asıl kastettiğim şey şu, biraz daha net anlaşılabilir şimdi. Tabiatın kontrol edilmesi, yani özellikle Frankçedeki bütün dillerde ortak bu. Mesela manipulation, yani manipülasyon kavramı ve exploitation, manipülasyonu biliyoruz. İkinci anlamlarını biliyor muyuz bilmiyorum. Exploitation, bu sömürü demek biliyorsunuz. İkinci anlamı daha önemli. Yani bizim için ikinci anlamı daha önemli. Şimdi burada tabiatın manipüle ve exploit edilme süreci yaşanıyor. Bu iki sözcüğün iki anlamı da aşağı yukarı örtüşüyor. İşte ne diyelim, tabiatın imkanlarının keşfedilmesi. Yani bir şekilde o imkanların bir şekilde çoğaltılması filan. Kastedilen şey bu. Bu süreçte tabiatın keşfedilmesiyle birlikte bilimin keşfedildiğini görüyoruz. Modern bilimin keşfedildiğini görüyoruz. Yani bilim dediğimde modern bilimi kastediyorum. Dolayısıyla modern bilimle birlikte teknolojinin, askeri teknolojinin geliştirdiğini görüyoruz. Bugün kullandığımız, yani çok masumane bir şekilde kullandığımız teknolojiler, mesela internet teknolojisi askeri ihtiyaçlar için geliştirilmiştir, icat edilmiştir. Yani bakın, biz aslında nasıl bir krizin eşiğinden, ontolojik krizin eşiğinden geçtiğimizi fark edemiyoruz. Fark edemeyişimizin nedeni de biraz aslında benim çağ körleşmesi diye tarif ettiğim bir sorun yaşıyormamız. Aslında krizden ben bugün biraz kastettiğim şey bu çağ körleşmesi şey, çağ körleşme sorunu, bunu biraz açmaya çalışacağım. Çağ körleşmesi sorunu pornografik algılama biçiminin insanlığın biliş, oluş ve varoluş biçimlerini oluşturmasına yol açıyor. Pornografik algılama biçimi algılama biçimlerinin yitirilmesi demek. İnsanın durduğu yeri terk etmesi demek, fark edememesi demek, kaybetmesi demek. Şimdi bu mesela şuradan anlayabilirsiniz. Yani buradan kastettiğim şeyin ne kadar yakıcı bir şey olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Sizin bir çağrınız var mı? Sorun kendinize. Bir çağrınız var mı? Çağrınızın bir çağrı var mı? Çağını kuramıyorsa çağrınız, çağrınızın varlığından da, çağınızın varlığından da söz edemeyiz zaten. Yani kaçınılmaz olarak insan çağının çocuğudur. Düşünür, özellikle düşünür, çağının çocuğudur. Ama düşünür, gerçek anlamda düşünür olmaya çağını aşmaya başladığı zaman başlar. Yani çağının bağlarından, bağlamlarından ve kavramlarından kurtulduğu zaman düşünür olabilir. Yani çağ aşabildiği zaman ve çağ aşabildiği zaman düşünür olabilir. Yani ortalama insandan bahsetmeyelim. Bugün Heidegger'in bize söylediği şey, özellikle içinde yaşadığımız çağda söylediği şey şudur. Modern insan düşünemeyen insandır. Düşünmeyi unutmuş insandır. Düşünmenin ne demek olduğunu bilmeyen bir insandır. Bize anlatılan şey şöyle bir şey. Yani işte düşüncenin Greklerle birlikte başladığını, özellikle felsefe üzerinden böyle bir hikaye anlatılır. Ve düşünmenin aracının da akıl olduğu anlatılır. Heidegger bu putları yıkmıştır. Heidegger 20. yüzyılın en büyük düşünürdür. Nietzsche'nin faltosundan çıkmış bir adamdır. Nietzsche'nin çocuğudur Heidegger.
4 yıl kitap yazmıştır. Nietzsche'nin yani o kadar basit bir şey değil. Nietzsche, onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Nietzsche ninattır. Yani düşünce tarihinde, özellikle Batı düşünce tarihinde kendisinden önceki düşüncenin serüvenini özetlemiştir, tartışmıştır. Arkeolojisini yapmıştır, jeneolojisini çıkarmıştır. Ve kendisinden sonraki süreci de hazırlamış bir adamdır. Yani o yüzden bütün yollar Nietzsche'ye çıkar. Düşünce tarihinde özellikle, çağdaş düşünce tarihinde. Bunu özellikle vurgulayabiliriz. Şimdi Heidegger'in bize söylediği şey şu. Düşünce Sokrat'la birlikte bitmiştir der Heidegger. Buyurun buradan. Yani bize anlatılan şey nedir? Bize anlatılan masal şudur. Sokrat, Eflatun ve Aristo'dur hikaye. Yani bütün bize ders kitaplarımızda anlatılan şey, ders kitaplarımızda, entelektüel hayatımızda anlatılan hikaye budur. Yani bütün insanlığın düşünce serüveninde neredeyse burada başlıyor. Yani şöyle bir şey var, bakın arkadaşlar. Hollywood diyoruz değil mi? Mesela Hollywood aslında sinema değildir. Yani Hollywood siyasi teolojidir. Hollywood tam anlamıyla siyasi teoloji yapıyor. Bir propaganda makinesine dönüştüğü için. Tam pornografik algılama biçimi üretiyor. Algılayamama biçimleri üretiyor. Yani sinemaya ihanet eden yerdir Hollywood. Hollywood'un Aristo'nun, özellikle Aristo sistematik bir adamdır. Bütün Batı düşüncesini kuran adamdır. Vahdet o yüzden şöyle der. Bütün bir 2500 yıllık Batı düşüncesi tarihi Eflatun'la Aristo'ya düşürmüş bir dipnottur der. Yani bu sadece düşünce tarihi için geçerli değil. Aynı zamanda sanat tarihi için de geçerli. Yani hayat dünyası için de geçerlidir. Ve Hollywood'un temelleri Aristo tarafından atılmıştır. Aristocu dram geleneği Hollywood'un estetik ve dolayısıyla felsefi temellerini oluşturur. Neyse, yani o yüzden Hollywood'dan bir şey çıkmıyor. Çıkması mümkün değil. Bu işte Sokrat'ın, Eflatun'un, Aristo'nun sıradan insanlar olduğu anlamına gelmiyor. Onu söylemiyorum, o kadar basitleşemem. Ama şunu söylüyorum. Sovatya, yani bu adamlar o kadar büyük de ne yani, ne işe yarıyor? Ne söylüyor bize? İnsanlığın kendini keşfediş sürecinde, hakikati keşfediş sürecinde bize ne kattılar, ne kazandırdılar, ne kazandırabilirler? Burada işte Nietzsche'ye başvurmamız gerekiyor. Nietzsche gelinen noktayı Greklerden sonraki süreçte modern Avrupa'nın Grekleri yeniden keşfiyle kurulduğunu biliyor. Bu önemli bir şey. Yani Avrupa varlığını, temellerini Greklere borçlu. Biz Fransız tarih felsefecisinden yola çıkarak aslında bir cümle daha aktarayım. Biraz kendi cümlelerimle aktarayım. Marc Bloch, anan okulumun kurucusudur. Bu arkadaşın söylediği müthiş bir laf var. Diyor ki, dünü yanlış anlayanlar bugünü doğru anlayamazlar. Dünü yanlış anlayanlar bugünü doğru anlayamazlar. Marc Bloch aslında şimdinin bilgesi olarak anılan birisidir. Yani üzerinde kafa yorduğu şey şimdidir. Bugündür, çağdır. O yüzden an anlaşılabilmesi için çağın ağlarının dışına çıkılabilmesi gerektiğini fark edebilmiş bilge biridir. Marksisttir. İyi Marksisttir ama bilge bir adamdır. Yani Marksizm ve bilgelik yan yana gelebilir mi diye düşünebilirsiniz. Turkish Mafiş bakarsanız gelmez. Ama Batı'da güçlü bir gelenek bu aynı zamanda, düşünce geleneği. Sadece siyasi, ideolojik bir gelenek değil. Evet, şimdi ikinci söylediği şey, daha çarpıcı bir şey Heidegger'in. Yani birincisi, düşüncenin Sokrat'la birlikte bittiğini söylüyor bana. Düşünmenin aynı zamanda Sokrat'la birlikte bittiğini söylüyor. İkincisi, akıl düşünmeyi sağlayan aygıt değil, tam tersine düşünmeyi imkansızlaştıran bir aygıttır diyor. Yani o yüzden biz aklın tarihinden bahsediyoruz. Aklın
göreceliğinden bahsediyoruz. Yani her çağın kendine göre bir aklı var. Dolayısıyla akıl, aklın işlevi, akıl bir alettir. Akıl, yolun kendisi değildir. Yolculuk yapılabilecek bir alettir. Yani aklı yolun kendisi haline getirdiğimiz zaman, bilimi yolun kendisi haline getirdiğimiz zaman insanlığı o ontolojik güvensizlik sorun dediğim helaketin, felaket dediğim Bediüzzaman'ın deyişiyle tam anlamıyla metafizik felaketin, yani dolayısıyla helaketin eşiğine sürüklemekten kurtulamayız. Yani dolayısıyla akıl sadece aklamacılık yapar. Hakim söylemleri, hakim algılama biçimlerini, hakim düşünme biçimlerini, paradigmaları aklamakla sonuçlanır aklın yaptığı iş. Yani bugün bunu bütün şeyde görüyoruz. Şimdi biraz ağır bir girişim oldu bilmiyorum ama şöyle şey yapayım. Biraz hafifleteyim mi? Devam edersek siz efendim kalacağız galiba. Şimdi o zaman şöyle gidelim arkadaşlar. Aslında kriz şöyle bir cümle kurayım. Kriz bir imtihandır ama aynı zamanda bir imkandır. Krizi büyük doğumlar sancılı olur. Yani sancısız doğum olmaz. Büyük atılımlar kriz zamanlarının çocuğudur. Yani büyük medeniyetler büyük kriz zamanlarında ortaya çıkar. Yani büyük çaplı düşünürler, dahiler, insanlığın önünü açan ön açıcı kişiler kriz zamanlarının çocuklarıdır. Yani o yüzden krizi bir yok oluş serüveninin başlangıcı olarak da görebiliriz. Bir varoluş serüveninin başlangıcı olarak da görebiliriz. Bu bizim yaşadığımız krizin boyutlarına bağlı olarak değişebilir. Yani yaşadığımız kriz, şöyle söyleyelim, yaşadığımız kriz daha çok fizikle alakalı bir krizse, fizikle, fizik dünyayla, dış dünyayla alakalı bir krizse, bu bir imkandır, bunu söyleyeyim. Ama metafizikle alakalı bir krizse, ruhla alakalı bir krizse, değerlerle alakalı bir krizse, bu felaketle sonuçlanabilir. Ama bunu imkana dönüştürmek mümkün müdür? Kesinlikle mümkündür. Krizin farkına varmak şartıyla. Krizi fark edebilen insanlar kendi farklarını fark edebilirler. Krizi fark edebilen insanlar kendi farklarını fark ettirebilirler. Yani krizi fark edebilen insanlar farkın ve farkların ne kadar farklı olduğunu, birbirinden farklı olduğunu tetkik edebilme kabiliyetine sahip olabilirler. Yani burada asıl olan şey krizin farkına varabilmektir. Yani dolayısıyla kendi farkını fark edebilmektir. Kendi farkını fark edebilen insanlar başkalarının farklılıklarına da nüfuz edebilirler. Kendi farklarını bilmeyen insanlar kendilerinin fark olduğunu aslında hiç bilmeyen insanlar aslında kendilerini bilmeyen insanlardır. Böyle birkaç aforizmatik cümle kurmuş olayım. Şimdi şöyle, çağ körleşmesi diye bir şeyden bahsettim. Çağ körleşmesinden kastettiğim şey şudur. İnsanlık tarihinde ilk defa yaşanan bir sorun bu. İnsanlık tarihinde tek bir zamanın ruhu, algısının, algılama biçiminin, düşünme biçiminin, duyma biçiminin, var olma biçiminin, bütün insanlığın algılama biçimlerine, duyma biçimlerine, düşünme biçimlerine, var olma biçimlerine dönüştüğü başka bir zaman dilimi yaşanmadı. Yani modernlikten önceki zaman dilimlerinde, tarihlerde farklı medeniyetler aynı zaman dilim içinde kendi zahit karşılarını yaşadılar. Kendi zahit karşılarını yaşayabildikleri için çağ diyelim buna, kendi çağlarını yaşayabildikleri için, kendi çağlarını dolayısıyla kurabildikleri için, kendi çağrılarıyla irtibatları canlı olduğu için başka çağrılarla ve başka çağlarla irtibata geçme imkanları daha kolaydı, daha mümkündü. Bakın, şöyle düşünün. Bu söylediğim şeyin sınamasını şöyle yapabilirsiniz. Bugün insanlık tarihindeki
ortaya konmuş bütün birikimlere ulaşabilmişti onlar. Şu an elimizin altında, yani bütün insanlık olarak, özellikle burada Batılılara kastederek söylüyorum, insanlık olarak bütün insanlığın birikimine ulaşabilecek durumdayız. Elimizin altında. Ama hiçbirini neyse o olarak anlayabilecek durumda değiliz. Hiçbirini, mesela bugün Çinliler, Çin medeniyetini anlayabilecek durumda değiller. Hintler, Hint medeniyetini anlayabilecek durumda değiller. Müslümanlar kendilerini anlayabilecek durumda değiller. Neden? Çağ körleşmesinden. Yani çağ körleşmesi, bakın sadece şunu düşünün, bilmiyorum yani hiç bu tür şeyler düşünüyor musunuz bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle düşünmüyorum. Diyoruz ki işte Fatih İstanbul'u fethetti, bir çağ açtı, bir çağ kapattı. Abi ne diyorsun sen, manyak mısın? İşte orta çağ kapattı, işte Rönesans'ı başlattı. Yani yeni çağ başlattı. Yani işte İslam orta çağı, cümle bu. İslam orta çağı karanlık bir çağ değildir, aydınlık bir çağdır. Yani zihnin ne kadar körleştiğini, nasıl bir çağ körleşmesini yaşadığını bilmiyor arkadaş. Bakın İslam orta çağı diye tarif ediyor. Veya bir başkası, bir profesör arkadaş, işte İbn Arabi'nin felsefesini açıklıyor. Felsefesini açıklarken iki dönem ayırıyor. Bir, diyor ki İbn Arabi'nin bir idealist dönem vardır diyor. İki, bir de naturalist dönem vardır diyor. Şimdi ben bu adamı ne diyeyim? Ya şimdi bir espri şöyle. Yani hocalıktan geliyor. Şimdi iki gün önce önceki gün Tanzanya'daydık. Darüsselam'da Ohio Street diye bir street varmış. Ohio Street. Şoför dedim ya manyak mısınız siz? Yani burası Amerikanya mı? Ohio Street. Ohio dedim ya. Ohio Street falan. Böyle bir espri yaptık. Adam bir güldü. Dedim kardeşim bu nedir yani? Bu nasıl bir şey? Bir anlamı var. Küfürmüş galiba. Arkadaş söylemedi ama öğrenirim. Sonra öğreneceğim. Oha yazıcı. Şimdi bakın. Şimdi bu aynen böyle bir şey söyleyebiliriz. Yani çok ayıp oluyor. Yani. Çok ayıp oluyor. Adam mesela tasavvuf anlamak için diyor ki Kartezyen felsefe, gene bir profesör arkadaş. Kartezyen felsefeyle tasavvuf anlamaktan bahsediyor. Abi sen manyak mısın ya? Yani Kartezyen felsefe nedir? Uyduruk bir şey ya Kartezyen felsefe. Yani tasavvuf, yani insanlık tarihinde yapılmış, insanlık düşünce tarihinde yapılmış, düşünce tarihinde hayat dünyası serüveninde insanın gerçekleştirilmiş en zirve noktalardan birisidir. Üretilmiş, geliştirilmiş en zirve noktalardan birisidir. Yani siz deveyle tırnak içinde bu ne kadar iyi bir örnektir ama kireyi karşılaştırmak gibi bir şeydir. Böyle bir şey olmaz yani. Bu çok komik bir şey. Bakın bunu şöyle açıklayayım. Derrida 20. yüzyılda yaşayan en başkın düşünürlerden biridir. Çok haz etmem ben Derrida'dan ama cins bir adamdır. O cinsliği nedeniyle aslında okumak gerekiyor. Yani Derrida'yı özellikle okumak gerekiyor. Şu an çağımızda yaşayan en büyük düşünür. Yani Derrida yaşamıyor tabii ama Derrida'nın da dahil olduğu kuşakta Deleuze'dur. Yani şu an yaşayan en cins adam odur. Bu da Nietzsche'nin çocuğudur. Onu da söyleyeyim. Bu da ilginç. Nietzsche ve Bergson bileşkesi bir adamdır Deleuze. Şimdi Deleuze'den birazdan ilginç alıntılar yapacağım. Şöyle diyor, bakın. Bir cümle kurayım da ondan sonra alıntılayayım. Bulunduğunuz yer gördüğünüz şeyi belirler. Durduğunuz yer bakma biçimlerinizi belirler. Nerede duruyorsanız, nereden bakıyorsanız, gördüğünüz şeyi o durduğunuz yer ve baktığınız şey belirler. Yani dolayısıyla Derrida'nın örneği çok enteresan. Diyor ki mesela Husserl ve Heidegger'i karşılaştırıyor. Husserl aslında ikisi de Kartezyen felsefeyle mücadele etmiş adamlar. Birisi rasyonalizmin içinden Husserl biraz. Heidegger'de bütünüyle rasyonalizme karşı olarak rasyonalizmle, modern düşünceyle hesaplaşmış insanlar.
Yani şöyle kurabiliriz bunu. Derrida da böyle bir şey söylüyor. Yani birisini rasyonalizm karşıtı Husserl'i tırnak içinde. Rasyonalizm yanlısı. Rasyonalizm içinden konuşan biri Heidegger'i rasyonalizm karşıtı olarak görebiliriz. Fakat Derrida bize aslında onun yanıltıcı olduğunu söyler. Yani aslında ikisinin de rasyonalizmin içinden konuştuğunu söyler. Bu önemli bir şey. Biz bunun farkında değiliz. Mesela çağ körleşmesi derken o zaman şöyle kısaca özetleyeyim. Bu iki şey kastediyorum arkadaşlar. Çağ körleşmesi semantik intihar diye tarif ediyorum ben bunu. İki boyutu var. Bir, batıya mahkumiyet. İki, kendinden mahrumiyet. Kastettiğim şey, çağ körleşmesinden özellikle kastettiğim şey, batıya mahkumiyet ve kendinden mahrumiyet. Kastettiğim şey bu. Şimdi şunu düşünün. Çinliler geliyor. Yani Amerikalıların yayınladıkları metinlerde bu haberlere de düştü geçtiğimiz haftalarda. İzlemişsinizdir. 25 yıl içinde dünyanın en büyük gücü olacak Çin. Bana ne? Yani dünyanın en büyük gücü olacak da ne olacak? Bakın Japon mucizesini düşünün. Yani yaşanan krizin ne kadar derinlikli olduğunu buradan anlayabilirsin. Japon mucizesi diye bir şeyden bahsediyoruz. Bize de sosyal bilimciler beynimizi yıkadılar. Yani işte Japon modernleşmesiyle Türk modernleşmesi. Japonlar geleneklerini korumuşlar da modernleşmişler. Yani gerizekalı yerine koyuyorlar insanları. Özellikle entelijansiyeyi kastediyorum. Enteresan bir şey bu. Şimdi Japonlar ne yaptı biliyor musunuz? Japonlar kendi kendilerini yok ettiler ya. Japonlar kendi kendilerini yok ettiler. Bugün Batı uygarlığını anlatan kitaplar, Japonya'yı Batı uygarlığının bir parçası olarak anlatıyorlar. Japon mucizesi yok mu var? Nedir o? Ekonomik mucizedir. Ne işe yarar? Yani kendi kendine bir toplum nasıl yok eder bunu gösterir. O şey. Böyle bir şey. Yani Çin'de böyle bir şey Çin'in yapmaya çalıştığı şey, gerçekleştirmeye çalıştığı şey yeni bir medeniyet fikri, yeni bir medeniyet paradigması sunmak mıdır insanlara? Hayır. Yani yeni bir insan tasavvuru, yeni bir tanrı tasavvuru, yeni bir eşya tasavvuru mu sunuyor bize? Yani yeni bir hayat dünya mı sunuyor bize? Hayır. Kapitalizm içinden kendisini yok ediyor aslında. Çin aslında geliyor ama açıkçası yok olmaya geliyor. Yani bunu kapitalistleşerek Çin bütün imkanlarını yok ediyor. Çin kapitalistleşerek kendisini yok ediyor. Yani Osmanlı tecrübesinin mesela böyle bir şey var. Bunu da bilmiyoruz. Yani Osmanlı'nın ne kadar çocukları olduğumuzu buradan anlayın. Osmanlı tecrübesi kapitalizme direndiği için bir fiil çökmüştür. Bir fiil Osmanlı tecrübesi kapitalizme direndiği için çökmüştür. Bir fiil. Ama bir kuvve yaşıyor. Yani bugün işte mesela biz Amerikan veya Pax Romana'dan bahsediyoruz. Pax Otomana'dan bahsediyoruz. Bakın. Yani işte Amerikan barışı, Roma barışı, Roma düzeni, Amerikan düzeni, Osmanlı barışı, Osmanlı düzeni. Şimdi yani bu kavramları kullanıyoruz ama bu kavramlar açıklamaz yani. Aradaki fark var yani. İkisi aynı şey değil ki. Üçü de farklı şeyler. Yani Amerikan tecrübesi Roma tecrübesinin devamıdır. Onu biliyoruz. Mesela Capitol Hill, Oval Office, bunlar Roma'nın bulunduğu yer. Roma'nın başkent olan Roma İmparatorluğu'nun sembolik isimleridir aslında. Yani bunu Amerikalılar Amerika'ya taşırken boşuna taşımıyorlar. Kendilerini yeni Roma olarak gördükleri için taşıyorlar. Neyse, şunu söyleyeyim. Burada söylemek istediğim şey şu. Bugün Amerikan hegemonyası, Amerikan tecrübesi bir fiil yaşıyor ama bir kuvve çökmüştür. Osmanlı medeniyet tecrübesi bir fiil çökmüştür ama bir kuvve yaşıyor. Bugün yani bu özellikle merkezinde bizim bulunduğumuz coğrafyadaki sorunların nedeni Osmanlı'nın bitirilememesidir. Osmanlı hala bitirilebilmiş değildir. Bu bir kuvve bir fiil ayrımı
çok işimize yarayabilir. Birazdan söyleyeceğim şeyler için. Yani bir kuvve, yani bir fil yaşıyor. Yani hegemonya var. Hegemonyasını sürdürüyor. Hegemonya kurmuş durumda. Yani hakimiyet kurarak varlığını sürdürüyor. Hakimiyet kurarak varlığını sürdürüyor. Aslında Batı'yı kuran şey ve yıkan şey açıkçası bir kuvve hakim kalabilir ama bir fiil hakim kılan bir kuvve çökerten şey aslında siyasi teolojidir. Siyaset üzerinden kurulmuştur. Siyaset politik olanla ilgilenir arkadaşlar. Siyaset kurucu değil, koruyucu bir şeydir. Yani siyaset ontik olanla ilgilenmiş, parçayla ilgilenmiş. Aslan şey hayatı bir bütün olarak kavrayabilecek bir yolculuk yapabilmektir. Yani hayatı bir bütün olarak kavrayabilecek bir yolculuk, ontolojik bir yolculuktur. Yani siz parça üzerinden, arzi olan üzerinden bir yolculuk yaptığınız zaman kesinlikle arıza üretecek bir sorun çıkacaktır ortaya. Arıza üretecek bir tecrübe çıkacaktır ortaya. Bu arıza da kendisinin ürettiği arızalarla bütün insanlığı ürettiği taarruzlara maruz bıraktıracaktır. Bu kaçınılmaz bir şey. Bunu önleyemezsiniz. Arzi olan üzerine, parça üzerine bir şeyi kurduğunuz zaman, hakikati kurduğunuz zaman parça bütünü yutar. Ve dolayısıyla hem kendisini parçalar hem bütünü paramparça eder. İnsanın bütün yolculuğunu çekilmez hale getirir. Onun için pornografik algılama biçimleri söz konusu olmaya başladı. Onun için medyatik bir hegemonyadan bahsediyoruz. Yani Batı uygarlığı bu anlamda bir medya uygarlığıdır. Onu da söyleyeyim. Sadece medya üzerinden hakimiyet üretmesini kastetmiyor. Uyduruk bir şey. Bu yani bütün medyalara sahip olmuyor olması, bilmem medyaların formlarını geliştiriyor olması falan, kontrol ediyor olması, işte haberlerin kaynaklarını, işte filmlerin formatlarını falan belirliyor olması o kadar önemli değil. Asıl olan şey, medya organlarından kastettiğim şey doğrudan daha felsefi bir şey, araçsal akıldır. Yani kastettiğim şey medium araç demek. Medyada araçlar demek. Yani dolayısıyla araçların hükümranlığından bahsediyoruz. Araçların hakimiyeti aslında niteliğin yok olduğu, niceliğin var olduğu bir hakimiyet biçimidir. Niteliği yok eden ve dolayısıyla niceliği niteliğin yerine yerleştiren bir hakimiyet biçimidir. Formları hakim kılan, normları devre dışı bırakan bir hakimiyet biçimidir. Yani medya uygarlığı bu anlamda araçların amaç haline getirildiği bir uygarlıktır. Bugün yaşadığımız süreçte Batılıların buna ihtiyacı var. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu pornografik algılamadan ötürü ister istemez insanların bir şekilde olup biten şeyleri kavramalarını imkansızlaştırmak gerekiyor. Yani bir merkezden kontrol ediliyor falan değil. Ama yani sonuçta bir şey var. Ortaya konan bir tecrübe var. Ve bu tecrübenin bizi nereye götüreceğini bilmiyorum. Bakın, dünyanın en tehlikeli adamı kimdir biliyor musunuz? Dünyanın en tehlikeli adamı Noam Chomsky'dir. Dünyanın en tehlikeli, şu an en tehlikeli adam Noam Chomsky'dir. Yani kapitalizmi üreten hareketler anti-kapitalist hareketlerdir. Kapitalizm varlığını antilerine borçlu. Bu çok önemli bir şey. Biz bunun farkında değiliz. Yani antikapitalist hareketlerin hiçbirisi bize yeni bir paradigma, liberal kapitalist paradigmanın dışında yeni bir paradigma sunmuyor ki. Böyle bir şey yok. Yani hepsi de liberal paradigma üzerinden konuşuyor. Yani daha müreffeh bir toplumdan bahsediyor. İşte insan haklarının, işte ne diyelim, zenginliğin eşit paylaşımından bahsediyor. Adil paylaşımından falan bahsediyor. Yani mülk aleminde iki yolculuğun pekişmesinden bahsetmiş oluyor. Yani düşünün, Marx'ın devriminin tersine dönüşmesini düşünün ya. Veya mesela Türkiye'de yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Türkiye'de özellikle entelijansiye katında karıştırılan bir kavram var. Modernizm kavramı, modernizm. Adam din ve modernizm diye kitap yazıyor. Din ve modernizm. Yani modernizmden hiçbir şey anlamadı, buradan anlaşılır. Yani cümleyi kurmaya insanlar din ve modernizm diye başlıyorlar. Böyle enteresan bir şey var. Şimdi modernlik ve modernizm farklı şeylerdir. Modernizm
19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında özellikle sanatlarda ortaya çıkan bir başkaldır hareketidir. Modernizm, modernliğe bir başkaldır hareketidir. Biz bunu ya. Modernizm, modernliğin vaatlerini yerine getirememesine karşı gerçekleştirilmiş bir başkaldır hareketidir. Ama modernin içinden. Paradoks bu. Yani modernin içinden, modernliğin vaatlerini yerine getirememesine karşı başlatılmış bir başkaldır hareketi. Buradan gelmek istediğim şey şu. Aslında bütün modernist sanat akımları, işte empresyonizm, ekspresyonizm, dadacılık, sürrealizm, varoluşçuluk, konstruktivizm. Şimdi bunların hepsi modernin içinden bir başkaldır olduğu için, yani paradigma moderndir aslında, tamam mı? Ne olursa olsun, sonuçta tersine inkılap etmiştir. Yani başkaldırı boyun eğmeye dönüşmüştür. Başkaldırı boyun eğmeye ve boyun eğdirmeye dönüşmüştür hatta. Yani şark körleşmesi böyle bir yere getirdi bizi. Bugün reklamlarda kullanılan dil, reklamların dili kapitalizme başkaldıran insanların dilidir. Sürrealizmin dilidir. Yani sürrealizm kapitalizme en güçlü meydan okumayı gerçekleştiren bir sanat akımıdır, biliyor musun? En güçlü meydan okumayı gerçekleştiren. Yani bu sadece resim sanatında değil, müzikte de var, işte tiyatroda da var, sinemada da var. Yani bütün sanat türlerinde karşımıza çıkıyor. Fakat bugün kapitalizmin neredeyse varoluş temellerini oluşturan, varlığını meşrulaştıran tek güçlü sanat akımı sürrealizmdir. Özellikle reklamlarda karşımıza çıkıyor. Bunu vurgulamak istiyorum. Bu ilginç. Şimdi şunu söylüyordum aslında. Söylemek istediğim şey şuydu. Çin'in gelişiyle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi Çin geliyor. Şangay'la Chicago'ya baktığınızda nasıl bir gelişle karşı karşıya olduğunu görebiliriz. Neyin geldiğini görebiliriz. Şangay, Chicago'nun karikatürü. Yani Çin'i gördüğünüz zaman veya fotoğraflardan, filmlerden, şuradan buradan baktığınızda bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Yani Chicago'da aslında ikinci sanayi devriminin merkezidir. Elektronik devrimin. Birinci devrimden ikinci devrime. Makina devrimi. Birinci devrim. Birinci sanayi devrimi. Fabrika devrimi. İkinci sanayi devrimi. Makina. İkincisi elektronik devrimi. Şimdi yani çelik. Büyük ölçüde çelik üzerinden elektroniğe geçiyoruz. İşin ilginç tarafı şu arkadaşlar. İlginç bir şey söyleyeyim. Bu kapitalizm enteresan bir şey. Kapitalizm bir bumerang etkisi yapacak bir şeydir. İnsanın vahşileşmesidir kapitalizm. İnsanın vahşileşmesini meşrulaştırmasıdır aynı zamanda. Vahşileşmesini, vahşileştiğini unutmasıdır. Yani buna liberalizm üzerinden kılıf üretmeye çalışıyoruz. Teorik temeller üretmeye çalışıyoruz. Halbuki liberalizmin kurucu düşünürleri Hobbes'un, Locke'un felsefesine bakın. Bu adamların söylediklerine bakın. İkincisi tarihte ortaya konan tecrübelere bakın. Bu şeyin bizi nereye götüreceğini buradan çıkarabilirsiniz. Yani bu kriz çok büyük bir kriz. Onu söyleyeyim. Yani krizi unutturan bir şeyden bahsediyoruz. Şöyle toparlamaya çalışayım burayı. Pardon ya, biz ne kadar konuşacağız? Hayır, bana bırakırsan yaş ya, bir şey yaş. Yani sabah olsun. Bana süre verirsen diyorum. Tamam, okey. Bir yarım saat gireyim, 10-15 dakika soruyor. Şimdi arkadaşlar biz şöyle biraz balıklamasına daldım, rahat iletişim kurayım diye. Aslında benim söyleyeceğim şey şudur, kabaca bunu özetleyerek diyeyim. Şimdi Pax, bakın 19. yüzyılın sonlarından itibaren yaşanan süreç The Age of Crisis'dir. Yani Batı uygarlığını anlatan kitaplar ve düşünürler Batı uygarlığının son dönemini The Age of Crisis diye tarif ederler ve bu
ikinci sanayi devrimi, birinci sanayi devrimi bitişi, ikinci sanayi devrimi başlayışıdır. Başladığı noktadır. Yani 1700-1800'lü yıllardır. Yani 1800'lü yıllardan itibaren pozitivizmin zirveye ulaştı, kapitalizmin zirveye ulaştı, emperyalizm sürecinin zıvanadan çıktığı süreçtir. Yani bütün kıtaların, bütün denizlerin sömürgeleştirildiği süreç aynı zamanda Batı uygarlığının felsefi olarak çöküş sürecidir. The Age of Christ, bunalımlar çağıdır. Yani o yüzden Nietzsche tam böyle bir zaman diliminde çıkmıştır. O yüzden Nietzsche bize bir cümle kurmuştur. Kurduğu cümle çok önemli bir cümle. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, yani biraz önce yaptığım alıntıları da düşünün. Diyor ki çöl büyüyor diyor. Çöl büyüyor diyor. Batı uygarlığını kanserli bir hastaya benzetiyor. Çöl büyüyor. Bu çölün hastalığın durdurulması gerekir. Çölün vahaya dönüştürülmesi gerekir. Bunun üzerinde kafa patlatılması gerekir diyor ve 11 sene çıldırıyor diyor. 11 sene insanlığın yükünü omuzlarında taşıyor. Yani bu kadar. Yani o yüzden biz bugün Nietzsche'yi konuşuyoruz, yarın yine Nietzsche'yi konuşacağız. Kurduğu cümle şu. Diyor ki, Batı uygarlığının insanlığa söyleyebileceği tek yeni şey, yeni bir şey söyleyemeyeceği gerçeği. Yani bu yaptığım alıntı motomot bir alıntıdır Nietzsche'den. Ha şöyle, burada Batı uygarlığına karşı bir şeyden, rastgele bir antipatiden falan bahsetmiyorum. Yani öyle bir derdim yok benim. İhtiyacım yok. Bu Nietzsche, Heidegger gibi düşünürler de sıradan adamlar değil. Yani o yüzden alıntı yapıyorum. İkincisi, bir de şuradan kaynaklanıyor. Aslında sorunumuz çağ sorunu. Yani biz çağın bir ağ olduğunu, ağa dönüştüğünü, bizi ağlarına aldığını bilmiyoruz. Bunun farkında değiliz. Onun için çağı anlamak zorundayız. Yani çağı anlayamadığımız sürece biz İslam'ı anlayamayız. Çağı anlayamadığımız sürece İslam'ı anlayamayız. Hazreti Peygamber'i anlayamadığımız sürece çağı da İslam'ı da anlayamayız. Bu boş bir laf. Şimdi söylediğim laf. Çünkü içini doldurmak gerekiyor. İçini dolduramadığımız sürece, doldurmadığımız sürece daha doğrusu boş bir laftır. Belki vakit kalırsa üzerine gidelim. Şimdi peki biz bu çağ köreleşmesi dediğimiz sorundan nasıl çıkacağız? Nasıl kurtulacağız? Bu krizi, bu bunalımı, bu buhranı nasıl aşacağız? Ümmileşerek. Ümmileşmekten kastettiğim şey tam Hazreti Peygamber'in tarihte yaptığı şeydir. Hazreti Peygamber toplumun tam ortasına yönlendirmiştir. Hayatın çeperlerine değil. İşte mesela Hristiyanların ilk şeylerini düşünün, mabetlerini düşünün. Manastırlara, toplumdan tecrid edilmiş izole manastırlara, toplumun periferisine değil tam merkezine gönderilmiştir. Ve tam merkezinde yaşamıştır. Yani o zaman şunu söyleyebilir açıkçası. Bu çağ körleşmesini aşabilmenin yolu çağı tanıyarak tanımadığını ilan etmektir. Çağı tanıyarak tanımadığımızı, çağı tanımadığımızı ilan etmektir. Başka bir çağın, başka bir çağrının mümkün olabileceğini gündeme getirebilmektir. Bu kadar. Yani biz için öyle bir çağda yaşıyoruz ki başka bir çağın ve başka bir çağrının mümkün olamayacağını düşünüyoruz. Yani insanlık tarihini işte o yüzden diyorum mesela Çinler kendi tarihlerini anlatabilecek durumda değil. Adam orta çağ, işte yeni çağ, eski çağ, orta çağ, yeni çağ diye anlatıyor herkes bütün tarihi. Kendi tarihini anlatırken böyle anlatıyor adam. Yani kullandığı dil, tırnak içinde kullandığı dil, kendisinin ifade ettiği dil, tarihi kuran dil, kendisinin tarihi kurduğu dil değil. Başkalarının kurduğu dil. Yani benim işte eski çağım, orta çağım, yeni çağım yok ki böyle bir şey yok. Yani ikincisi bütün insanlık tarihini böyle anlatmaya kimin ne hakkı var ya? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Şimdi bakın biraz önce bir şey söyledim. Dedim ki bütün insanlığın birikimine ulaşabilecek durumdayız ama hiçbirini anlayabilecek durumda değiliz. Yani. Neden? Bilmekle öğrenemeyiz biz hiçbir şeyi. Bilmek marifet değil. Marifet anlayabilmektir. Yani
Anlayabilmek yok, bilmekten geçmiyor. Sadece bilmeyi endekslediğiniz zaman hiçbir zaman hiçbir şey algılayamazsın. Hiçbir şey anlayamazsınız. Asıl olan şey anlayabilmektir. Anlayabilmenin yolu da ister istemez o çağın içine girmektir. Neyle uğraşıyorsanız o çağın havasını, ruhunu, çağrısını, dilini kullanmanızdır, konuşmanızdır. Ama o çağla ilgili cümle kurarken, mesela batılı ilgili cümle kurarken batılı düşünürlerden bahsetmek zorundayız. Batılı düşünürlerin söylediklerini söylemek zorundayız. Birinci aşamada bunu yapmak zorundayız. İkinci aşamada yani biz Müslümanlar olarak nasıl görürüz bunu? Üçüncü aşamada da işte X veya Z şahsı olarak ben şahsen ne yapabilirim, ne söyleyebilirim kaygısı içinde olabiliriz. Yani o zaman ortaya bir şey çıkabilir. Yani adamların geliştirdikleri oryantalizme benzer bir oksidantalizme ihtiyacımız yok bizim. Yani oryantalizm orada var olmayan bir şeyi varmış gibi sunmaktan ibarettir. Yani orada doğuda işte doğu batı diyoruz. Bakın düşünün ya. Doğu hepimiz yuttuk bu zokayı. Doğu batı diyoruz ya. Ne doğu ne batı ya. Ben kendimi doğu olarak görmüyorum ki. Yani Çinliler kendilerini doğu olarak görmüyor. Hintler kendilerini doğu olarak görmüyor. Bu bir de niceliksel bir tanımlama tasnif. Dikkat edin. Coğrafya terimi üzerinden işte medeniyetlerin tecrübesini açıklıyorsun. Coğrafya terimi niceliksel bir terimdir. Niceliksendir. Batı uygarlığı kendisini batı olarak görebilir. Coğrafya terimini izah ediyor olabilir. Öyle etmek zorunda çünkü sorunu hakimiyet kurma sorunudur. Yani halbuki mesele şu. Hakim olma güdüsünü temel güdü haline getirenler hakim olma araçlarına mahkum olmaktan kendilerini kurtaramazlar. İnsanlar üzerinde hakimiyet kurdukları araçlara mahkum olmaktan kendilerini kurtaramazlar. Yani burada bir sahip olma güdüsünün geliştiğini görüyoruz. Bir olma güdüsünün değil, sahip olma güdüsünün geliştiğini görüyoruz. Yani olma güdüsü, olma sahibi insanın sürekli olarak mesafe kat etmesine yol açar. Sahip olma güdüsü kişinin sahip olduğu şey tarafından güdümlenmesine yol açar. Bu kadar. Yani siz ne kadar sahip olursanız eşya o kadar sizi kendisine sahip kılar. Yani şu an sürüklendiğiniz şey çıkmaz sokak burası biraz da. Yani pornografik algılama biçimi derken kastettiğim şey kısmen de bu. Şimdi bakın Akif'in bir sözü var. Bu söylediğim şeyi anlayabilmek için daha ilginç olabilir. Akif'in hepimizin yani Akif çok önemli bir adam. Yani Akif'e laf etmenin bir alemi yok ama Akif'e laf etmiyorum aslında. Yüzleşiyoruz yani. Kendimizle yüzleşmek zorundayız. Kendimizle yüzleşmediğimiz sürece çağla yüzleşemeyiz. Böyle bir şey yok. Ne diyor? Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakını söyletmeliyiz diyor. İslam'da. Bizi batıran şey bu. Yani bizi çoğalatan şey bu. Yani bizim şu an geldiğimiz noktada tıkanmamızın nedeni bu. Burada gizli. Sorun şu. Asrın idraki değil, İslam'ın idrakini bizim kavramamız lazım. Yani biz İslam'ın idrakiyle konuşmak zorundayız. Eğer Müslümanlıktan bahsediyorsak, söz konusu olan şey, İslam'ın, İslam düşüncesinin, İslam sanatının, İslam medeniyetinin üzerinden yürümekse, yürüyüşü oradan gerçekleştirmekse, İslam'ın idrakiyle konuşmamız lazım. İslam'ın idrakini konuşmamız lazım. Asrın idrakiyle konuştuğumuz zaman ne yaparız? Şöyle bir şey yaparız. Bakın, Şam'da bu söylediğim şey çok net bir şekilde açıklayacak bir örnek. Şam'da bir tarihçiye gittik. Adam bayağı iyi bir tarihçi, baba bir tarihçi. Bizim Halil İnan, öyle diyebilirsiniz. Adama bir soru sordum. Osmanlı medeniyetiyle ilgili 6 ciltli kitap yazmış. Enteresan bir tarihçi. Dedim ki, Hazreti Peygamber tarihte ne yapmıştır dedim. Adam cevabı ne oldu biliyor musunuz? Egalite, liberte, fraternite. Yuh dedim ya. Yuh yani. Egalite, liberte, fraternite ne demek ya? Fransız yerini anlatıyor adam bunu. Ben dedim ki size
Fransız devrinin ne olduğunu sormuyorum ki. Hazreti Peygamber'in tarihte ne yaptığını sordum. Onu soruyorum. Araplarda bir işte aşırı bir şey vardır. Kendine özgüven vardır. Aşırı özgüven. Aşırı özgüven Osmanlı çök yapmıştır. O gün. Yani aşırı özgüven insanı mahveden bir şeydir aynı zamanda. İnsanın bir şekilde biraz mütevazi olması gerekir ama iddia sahibi olmak mütevazi olmamak demek değil. Yani sonuçta mütevazi olmak iddia sahibi olmamak demek değil aynı zamanda. Adama şimdi dedim ki bakın siz bana Fransız devrimini anlatıyorsunuz. İlyade de ben dedi aslında Hazreti Peygamber'in dedi Fransız devriminden 1200 sene önce Fransız devrimi gerçekleştirdiğini söylüyorum. Bulunduğunuz yer gördüğünüz şeyi belirler. Baktığınız şeyi belirler. Bizim yaşadığımız sorun yersizlik, yurtsuzluk sorunudur. Baktığımız yeri, durduğumuz yeri bilmiyoruz. Daha doğrusu bir, baktığımız yer ve dolayısıyla durduğumuz yer var mı? Onu bile bilmiyoruz. Şimdi düşünün ya, burada mesela Lacan işimize yarayabilir. Freud'dan sonra en büyük psikanalisttir Lacan. Şöyle bir şey. Şimdi Fransız devrimini tarih ötesine taşıyor adam. 1200 sene öncesine taşıyor. Fransızlar bile böyle bir şey yapmıyor. Fransızların bile böyle bir şey yapmaları mümkün değil. Bu kadar manyak olmaları mümkün değil. Kafayı yemiş olmaları mümkün değil. Bu acayip bir psikoloji. Nasıl bir psikoloji? Üzerine kafa yormak lazım. Fransız devrimini özdeleştiriyor. Hazreti Peygamber'i tarih dışına atıyor. Tarih dışına atıyor. Adı yok ya. Adı. Hazreti Peygamber'in yaptığı şeyin adı Fransız devrimi mi? Egalite, liberte, fraternite mi? Böyle komedi olur mu? İkincisi, bir de mesela bizde olan bir şeydir. Fransız devrimini acayip abartıyorduk. Biz mesela işte Türk aydınlanmasından bahsediyoruz. Türk aydınlanmasından bahsediyor adam ya. Abi sen manyak mısın ya? Ne demek Türk aydınlanması? Yani kastettiği şey bizim modernleşme sürecinde işte bunu sadece Cumhuriyet'te başlatma ihtiyacı hissetmiyorsa 1908'de başlatıyor, Tanzimat'a kadar götürüyor falan. Modernleşme sürecinde gerçekleştirmeye çalıştığımız şey yahu senin bir Rus'un, bir Kant'ın, bir Diderot'un mu var ya? Yani sen Diderot'u telaffuz bile demezsin ki. O bir ciddinlik yapıyor lan farkında değil. Yani Kant'ı anlayabilecek durumda değil adam. İşte Türk aydınlanmasından bahsediyor. Yani karikatür. Yani bir toplum kendisini ancak bu kadar hakaret edebilir. Yani ya Kant çıkar tamam öpeyim anlasın. Yani o zaman söyleyecek bir şey yok. Durum o. Bu mümkün değil. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Benim Kant'a ihtiyacım yok ki. Benim İbn Arabi'ye ihtiyacım var. Benim Yunus'a ihtiyacım var. Benim yeni bir Itır'a ihtiyacım var. Benim yeni bir Sinan'a ihtiyacım var ya. Biz Sinan'ın çocukları değiliz ya. Şu binaya bakın. Rezalet. Hayır yani çıkın. Şehre çıkın dolaşın. Yani berbat bir şehir ya. Özür dilerim yani bu. Demin anlayın. Üzerinize anlayacak bir şey söylemiyorum. Çok başka bir şey söylüyorum. Yani bakın şehir fikrini yitirdik biz. Dünyanın en güzel şehirlerini biz yapıyorduk. Ya bunu gidin. Yani Saraybosna'ya gidin. Şam'a gidin. Üsküp'e gidin. Kahire'ye gidin. Tamam mı? Aden'e gidin. Yemen'e gidin işte. Afrika'nın içlerine kadar gidin. Osmanlı'nın izlerini görebilirsiniz. Osmanlı medeniyetinin şehircilik fikrini. Ya Müslüman coğrafyaya değil. Mesela Peç, İtalya'ya, Padua'ya, tamam mı? Palermo'ya gidin. Bologna'ya gidin. İslam medeniyeti en Endülüs'ten gelen Osmanlı'yla da kristalize olan şehircilik fikrinin, şehir fikrinin bütün Avrupa'yı nasıl nüfuz ettiğini göreceksiniz. Burada yok. Biz Sinan çocukları falan değiliz. Sinan bizim hiçbir şeyimiz olmaz. Yani ayağınızı bastığınız topraklara, ayağınızı sağlam bir şekilde basamadığınız sürece hiçbir şekilde yürüyemezsiniz. Ayağınızı bulunduğunuz yere sağlam basmak zorundasınız. Yoksa yol alamazsınız. Donarsınız, dona kalırsınız. Bizim yaşadığımız şey bu. Yani çok abartıyoruz bütün içine girdiğimiz süreci. Yani Türk aydınlanması diye bir şey yok ki. Böyle bir şey yok yani.
Kendim misin? Bir tane Türk düşünür çıkar ya. Modern dönemde düşünün yani atıyorum işte işte Sezai Karakoç ayarında, Nurettin Topçu ayarında bir tane işte sosyalist, Marksist bir düşünür çıkarır. Söyleyeyim bana, üstelik bu kriz dönemi bu. Bu kriz döneminde böyle bir şeyden mi bahsediyoruz? Böyle bir şey söz konusu değil. Yani mümkün değil çünkü ithal akılla, ithal bir zihinle hiçbir şekilde özgün bir şey ortaya konamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani dışarıdan yapılan ithalat sonuçlukta imalat hatalarıyla sonuçlanır. Bunu olumsuz anlamda kullanıyorum. Normalde imalat hatası olumlu bir kavramdır biliyorsunuz. Ama olumsuz anlamda kullanıyorum. Yani maalesef böyle bir sıkıntı var. Şimdi o zaman şöyle bir yere gelelim. Aslında ben burada biraz söylediğim şeyleri biraz kafanızda netleşsin diye toparlamaya çalışıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, modernlik unutmaktır. Hakikatin yitirilmesidir. Postmodernlik unutmayı unutmaktır. Hakikatin yitirildiği hakikatinin yitirilmesidir. Postmodernlik. Şu an yaşadığımız süreç, benim pornografik algılamak için dediğim süreç, sadece hakikatin yitirildiği süreç değildir. Hakikatin yitirildiği hakikatinin de yitirildiği süreçtir. Unutmanın unutulduğu bir süreçtir. Yani ayartı sürecidir. Yani baştan sona kadar insanların algılama biçimleri, bakış açıları, varoluş biçimleri kesinlikle insanı hayattan kaçıracak işler üzerinden yürüyor. Vasatlar üzerinden yürüyor, zeminler üzerinden yürüyor. Yani bugün insanların biz hayatı yaşadıklarını söyleyemeyiz. İnsanlar kaçış yaşıyorlar. Büyük bir kaçış yaşıyoruz aslında biz. Çöküşü yaşıyoruz. Burada tam bir metafizik helaketten dolayısıyla söz etmiş oluyoruz. Yani aslında benim medeniyet fikri üzerine meselesine girecek değil mi? Oraya girersen ne olur? Çıkamam içinden. 15 dakikada. Sadece şunu söyleyeyim. Aslında benim medeniyetten kastettiğim şeyle sivilizasyonun hiçbir alakası yok. Onu söyleyeyim. Yani medeniyet, sivilizasyon Herbert Marcuse'un söylediği gibi one dimensional. Tek boyutludur. Adam kitabını yazmıştır. One dimensional man. One dimensional society. One dimensional thought diye bir cümle kurmuştur. Tek boyutludur. Yani yatay düzlemde vardır sivilizasyon. Benim medeniyette kastettiğim şey hem yatay hem dikey düzlemlerin eş zamanlı olarak, kardeşlik olarak harekete geçirilmesidir. Yani o yüzden medeniyet Medine'de zirveye ulaşır. Mekke'de tohumlar ekilir, Medine'de zirveye ulaşır, kemale ulaşır. Yani Hazreti Peygamber medeniyettir aslında. Hazreti Peygamber'in kendisi, benim anladığım anlamda medeniyetin kendisidir. Çünkü Hazreti Peygamber kendisini Medine-i Nur'un diye tarif etmiştir. İlmin şehri diye tarif etmiştir. Şehir diye tarif etmiştir kendisini. Ama ilmin şehri. İlim ne? İlim ne? Alem aynı zamanda. Alem. İnsan. Yani kainat aynı zamanda. Zübde-i alem, insan. Yani küçük kainat, insan. Büyük insan, kainat. İlim. İlginç. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Şehir dediğimiz şey, Medine dediğimiz şey, insanla kainat arasındaki meccezirin gerçekleştirdiği yerdir aslında. Evet. Buradan şöyle toparlayayım. Şimdi arkadaşlar, ne demiştim? Kriz bir imkandır ve bir imtihandır. Yani biz sadece imtihan olarak düşünüyoruz ama krizlik de kötü bir şey olarak düşünüyoruz. Bence büyük ölçüde kriz bizi kendimize getirebilecek bir şeydir. Yani krizi kavrayabildiğimiz zaman dediğim gibi kendimize gelme ihtimalimiz çok fazla. Fakat krizi, yaşadığımız kriz
İşte ekonomik krizden falan bahsetmiyorum. Yani ekonomik kriz uyduruk bir şey. 2008'de başlayan ekonomik krizde falan yani onlar üzerinde, onun üzerinde kafa yorarak yere gidemeyiz. Şimdi burada Broder'in, gene anal okulundan Broder'in söylediği bir şey var. Bugünü anlayabilmek için tarihi seferber etmek zorundayızlar. Bugünü anlayabilmek için tarihi seferber etmek zorundayızlar. Dolayısıyla ekonomik krizi anlayabilmek için yani mecburen soğuk savaşı anlamanız gerekir. Soğuk savaşı anlayabilmek için savaşları anlamanız gerekir. Birinci, ikinci dünya savaşlarını anlamanız gerekir. O birinci, ikinci dünya savaşlarını anlayabilmek işte Tom diye sormuşlar, böyle cevaplamış. İngiltere nedir diye sormuşlar. Adam bütün Batı uygarlığının hikayesini özetlemiş. Böyle bir şey. Yani bizim yapmamız gereken şey de resmin bütününü görebilmektir. Yani biz bütünlük fikrini yitirdik aslında. Sorunumuz bu. Bütünlük fikrini yitirdiğimiz için, bütün fikrini yitirdiğimiz için parça bizi yırtıyor sürekli. Yani pornografik algılama dediğim şey biraz da bu. Yani parçanın dolayısıyla kaosun kozmosu yuttuğu ve kendisine benzettiği, insanları uyuttuğu, uyuşturduğu bir serüven yaşıyoruz biz şu an. Yani insanlar özellikle batıdaki insanlar insanların sorunlarıyla ilgilenmiyor. Bana ne diyor adam ya? Adam kendine bakıyor. Yani kendi hakimiyetini sürdürüp sürdüremeyeceğine bakıyor. Sorunu bu. Yani insanlığın geleceğiyle ilgilenen insanlığa Batı uygarlığının dışında alternatif bir medeniyet fikri sunan, bir tanrı fikri sunan, bir insan tasavvuru sunan sadece Müslümanları var. Çinlerin böyle bir derdi olmadığını gördük. İşte Hintler görüyorsunuz yani. Adamlar yani şimdi bilişim teknolojisinde yer, teknoloji bana ne ya teknoloji? O kadar önemsemeyin bunları arkadaşlar. Yani teknoloji, Heidegger teknolojiyi canavara benzetir. İnsanı yutan canavardır teknoloji. Bugün yaşadığımız şey, şu anki yaşadığımız pornografik algılama biçimi, algısızlık biçimi aslında bu teknolojinin bu kadar hayatımıza nüfuz etmesine kaynaklanıyor. İşte bahsettim biraz önce. Adamlar Darüsselam'da perişan durumdalar ya. Gerçekten çok perişan durumdalar. Teknoparklar var. İnanılmaz uyduruk teknoparklar. Yani teknolojik dükkanlara bakkallar falan çakkallar bir sürü. Adamlar hücum ediyorlar ya. Yani Afrika'yı batıracak şey. Yani tüketim toplumu, bakın tüketim toplumu insanı tüketecek bir şeydir. Yani tüketen insan kendisini tüketmekten kurtulamaz. Yani tüketen, asıl olan şey kişinin kendisini keşfetmesidir. Kemal yolculuğuna çıkabilmesidir. Kendisini keşfetmesidir. Yani bireyleşmek, özgürleşmek değildir. Bireyleşmek, özgürleşme imkanlarının yitirildiği noktadır aslında. Bireyleşme dediğimiz şey, birey aslında kendisini her şeyin merkezine eleştiren kişidir aslında. Benini ve bedenini, bencilliğini merkez alan kişidir. Dolayısıyla bireyden davi çıkmaz. Düşünür çıkmaz. Birey kemale ve cemale ulaşamaz. Bireyleşmek insanı kemale ve cemale ulaştırmaz. Yani dolayısıyla ancak benine, bedenine ve bencilliğine teslim eder. Yani bizi, yani bugün Batı uygarlığı tıkatan şey, şu an tıkanmanın eşine getiren şey odur aslında. O bireyselleşme süreci. Biz de yani ne diyor ya bana falan demeyin. Yani bu iş çok ciddi bir iş arkadaşlar. Yani bugün en bireysel insan arzularının, içgüdülerinin esiri olan insan. Yani biz yeni paganizm çağını yaşıyoruz. Yeni paganizm çağı, teknopaganizm çağı. Teknopaganizm çağı. Yani din dışı kutsallıklarda bir patlama var. Bu da teknoloji üzerinden gelişiyor. Bu teknoloji insanı ayartıyor. Acayip bir şekilde ayartıyor. İnsanı hayattan, hakikatten, insanlığın sorunlarından uzaklaştırıyor. Kendisinden uzaklaştırıyor. İnsanı sıradanlaştırıyor. İnsanı alet kullanan bir hayvana dönüştürüyor arkadaşlar. Yani insanı biz şu anki yaşayan insanı, şimdi yaşadığımız çağdaki insanı sadece teknolojik alet kullanan bir hayvan diye tarif edebiliriz. Yüksek teknolojik alet. Trajikomedi. Böyle bir şey var mı? Yani sonuçta bu teknolojinin hayatımıza ne kattığı sorusu sormuyor musun? Hayatımıza ne katıyor bu soru? İşte rahatlaştırıyor. Rahatlık rahatsız edici bir şeydir. Yani insanın rahatsız olması lazım. Yani rahatsız olmayan insan insanlara hiçbir şey söyleyemez. Yani aslında şey rahata huzura falan kavuşmak değil. Yani kriz o yüzden
bir imkandır, onu söyleyeyim. Krizlerden fazla korkmaya gerek yok, kendimizden korkalım. Yani kendimiz olmadığımızdan korkalım. Kendimiz olamadığımızdan korkalım. Asıl mesele bu. Kendimizi nasıl keşfedebiliriz? Kendi imkanlarımızı, kendi sınırlarımızı nasıl keşfedebiliriz? Ondan, onun üzerine kafa yoralım ve bu konuda mesafeyi kat edemeyişimizden korkalım. Yani birey dediğimiz şey kendisini sınır olarak görür. Bizim sorunumuz insanı kamildir. İnsanı kamil din izini sürmediğimiz sürece biz hiçbir şekilde mesafe kat edemeyiz. İnsanlığın bu konuda bizde çok şey beklediğini de bilmiyoruz. Mesela Jean Baudrillard yaşayan en büyük düşünürlerden biriydi. Adam kendisiyle yapılan en son röportajda şöyle dedi gitti Jean Baudrillard. Dedi ki insanlığın önündeki tek seçeneği yok ediyoruz. İnsanlığın önündeki tek seçeneği yok ediyoruz. Yani İslam'ı terörle özdeşleştirerek tarihte, dinler tarihinde, düşünce tarihinde, milletler tarihinde terörle özdeşleştirilebilecek en son şeyi terörle özdeşleştirerek insanlığın önündeki tek seçeneği yok ediyoruz dedi ve gitti adam. Böyle bir şey. Neyse, ben biraz tebelim. Kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa sorun, biraz oradan da bir şey çıkarabilir. Şimdi bir teşekkür etmiş olalım. Buyurun. Şöyle teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Rica ederim. Şimdi ilerleşme yapmak istiyorum. Hazreti Peygamber'in hayatından apartörü doğum gerçekleştirmiş olduğu büyük değişimi söylediniz. Hazreti Peygamber'i burada bize örneklediniz. Gerçekten çok etkileyici bir örnek bütün tarihte, çağlar üstünde. Onun yaşadığı dönem itibariyle biz o döneme de sizin bu anlattığınız kriz tanımlamasıyla bakacak olursak o dönemi bununla nasıl benzeştirebiliriz? Bir de eğer o dönemde gerçekten bir kriz varsa, yani sadece tevhide aykırı bir yaşam tarzına karşıtlık mıdır, yoksa daha derin bir kriz mi vardı o dönemin yapısında? Böyle bir benzeşmeyle yola çıktığımızda bizim de bugün semavi bir müdahaleye mi o zaman ihtiyacımız vardır? Evet. Bence zor bir soru. Şöyle söyleyeyim. Aslında Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemdeki kriz, ya o felaket ve elaket diye ayırdığım şeyin içinde içeren bir kriz. Yani Hazreti Peygamber'in bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlayan şey, bir de son peygamber olmasından kaynaklanan bir durum da var. Burada Hazreti Peygamber'in konumuyla diğer peygamberlerin konumu arasında bir fark var aslında. Şimdi aslında ben girmeyecektim ama mecburen sorudan sonra girme ihtiyacı hissettim. Gireceğim, bir iki cümle kurayım. Benim medeniyet fikrimden anladığım şey sünnet-i seniyenin ilkeleridir. Bu tahtayı onun için getirdim ama. Geliyor değil mi? Şimdi sünnet-i seniyye deyince ne anlıyoruz? Ben şunu söyleyeyim. Buradan bir tavazilik yapmayacağım. Benim İslam düşünce tarihinde bir şey olacaksa, bir kalkma olacaksa benim söylediğim tek şey budur. Tek bir cümle kuruyorum. Bu kurduğum cümle daha önce İslam düşünce tarihinde veya insanlık tarihinde söylenmiş bir şey değil. Bu benim söylemeye çalıştığım bir şey. Sadece sünnet-i seniyyeyi, sadece Müslümanların yaşadığı medeniyet krizini nasıl aşabileceklerinin kaynağı olarak görmüyorum. Sünnet-i seniyyeyi bütün insanlık tecrübesini anlamlandırabilecek bir yer olarak görüyorum.
yer. Yani biz sünnet-i seniyeyi bir bütün olarak, şimdi birazdan kısa özetleyeyim, anlayabildiğimiz zaman insanlığın yaşadığı bütün, sadece Müslümanların değil, insanlığın yaşadığı bütün krizlerin nasıl aşılabileceğini görmüş olacağız. Bu enteresan bir şey. Yani o yüzden sünnet-i seniyye deyince ne anlıyoruz biz? Evet. Yani sünnet seni yiyince üç şey anlıyor. Özür dilerim ya. Espri falan olsun diye biraz daha. Şöyle. Bir. Kavil değil mi? Hazreti Peygamber'in kavilleri. Akval. Akval. Yani sünnet seni dediğimizde akval. Okunuyor mu arkadaşlar? Birinci süreç akvaldır. İkincisi efaldir. İkincisi efaldir. Fiilleri. Hazreti Peygamber'in fiilleri. Yani bu süreçler bütün medeniyetlere denk geliyor, onu da söyleyeyim. Efal, yani bir medeniyet morfolojisi, tipolojisi geliştirdiğimizde. Üçüncüsü, ahval, takrif, yani dolayısıyla ahval. Yani fıkıhta, akidede takrif diye geçiyor ama tasavvuf düşüncesinde ahval diye geçiyor. Ahval, aynı şey aslında, takrif ile ahval aynı şey ama ahval hem şeyde oldu hem daha enteresan bir şeyler oluyor. Şimdi bakın, bu Kur'an-ı Kerim'de geçen hakikat, gerçeklik tırnak içinde üç kavram var değil mi? Bu üçüne denk geliyor. Yani bu üç, Hazreti Peygamber'in sünnet-i seniyyesi Kur'an-ı Kerim'deki gerçeklik tanımının bu üç sürecine de denk geliyor. Üç sürecinde de ete kemiğe bürünüyor. Bu çok önemli bir şey. Bir, akval ilmel yakindir. İlmel yakindir. Yani epistemolojik olandır. Epistemolojik. Epistemolojik olandır. Efal, anel yakindir. Anel yakin, yani dolayısıyla fenomenolojik olandır. Ahval de, ama bunları şu Frenkçeleri tırnak için alayım. Biraz anlamları daha farklı. Ama aynı yere denk geliyor. Üçüncüsü de hakka yakın ve ontolojik. Şimdi arkadaşlar burada sorun şu. Yani bu epistemolojik olan söz mesela işte İslam medeniyeti söz medeniyet olduğunu söylüyor. Hayır. Çok yanlış bir şey. Böyle bir şey olur mu? Bu batılı bir analiz biçimi. İslam medeniyeti hal medeniyeti. Hal. Haldir. Yani bizim için asıl olan şey haldir. Söz değildir. Söz tehlikeli bir şeydir. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada aslında medeniyetlere de denk gelen bir şeyden bahsediyorum. Kabaca özetliyorum. Yani bu teşbihi düzleme dolayısıyla pagan uygarlıklara denk gelen bir süreçtir burası. Tamam mı? Pagan uygarlıkları açıklayan, Batı uygarlığı, Grek, işte Girit Adası'ndan başlayan süreç. Bu süreç kadim medeniyetler, bu da vahiy. Şimdi aslında Bu süreci daha felsefi olarak tartışırken mesela ilim, irfan, hikmet diye tartışıyorum ben bunu. Bu hikmeti, hikmet çok acayip bir kavram. İslam düşünce tarihinde hikmet kavramı gümürte gitmiştir. Bunu görüyoruz. Yani Gazali bile canı okumuştur bu kavramı. Yani bu kadar kullanılmaz. Kur'an-ı Kerim'deki kullanılışı ne kadar derinlikli, ne kadar muhteşem bir hikmeti. Yani biz sonuçta aslında tasavvuf düşüncesinde hikmet kavramının derinliklerini, Kur'an'ın derinliklerini keşfedebiliyoruz. Bu önemli bir şey. Yani o yüzden tasavvuf bizim insanlığa sunabileceğimiz tasavvuf düşüncesi, tasavvufa ayırmıyor mu? Böyle bir şey çıkarmıyor.
Bir de bütün tasavvufi hareketleri olmamıyor. Böyle bir şey yok. İkbal'in mesela kitabını çevirirken, bir kitabını çevirirken yani kanter içinde kaldım. O kadar adam tasavvuftan besleniyor. En önemli kaynağı Mesnevi. Yani en önemli kaynağı Mevlana adamın Hindistan'daki tasavvufun o berbat hali, çöküş dönemi çünkü çok berbat bir şey var. Ah ya, öyle cümleler kurmuşken çok zorlandım çevirirken. Yani adamın bir taraftan metni tam doğru düzgün çevirmek lazım. Ama bir taraftan ya yapma kardeşim abi diyorsun, ne yapıyorsun? Mahvetmiş yani. Yani gerçekten çok kötü yani. Çöküş, yani çöküş çok kötü bir şey. Baş aşağı yuvarlandığınız zaman bir daha toparlayamıyorsunuz kendinizi. Böyle bir şey var. Şimdi, fakat şöyle bir şey bakın. Ben İbn Arabi'den bir cümle okudum da açıkçası kendi bir cümle okudum. Okuduğum cümleyi okuduğum için hazmedebilmek için şükredebilmek için tamam mı? Bir saat deli danalar gibi dolaştım odanın içinde. Manyak bir cümle. Adam diyor ki iyilik varlıktadır, kötülük yokluktadır. Sadece bu cümleyle bütün insanın sorunlarını çözebilirsin. İyilik varlıktadır, kötülük yokluktadır. İbn Arabi bunu daha basic bir düzlemde söylüyor. İyilik varlıktır, kötülük yokluktur. Bediüzzaman Hazretleri o da iyiliğin kaynağı varlıktır, kötülüğün kaynağı yokluktur. Yani bu İslam düşünce tarihine gittiğimizde bütün aslında insanlığın serüvenini özetleyebilecek İnsanın tabiatla, diğer varlıklarla, eşyayla adalete dayalı, hakkaniyete dayalı bir ilişki kurması sağlayabilecek, irtibat kurması sağlayabilecek bir kaynakla karşı karşıya kalıyoruz. Biz bu kaynağın maalesef farkında değiliz. Şimdi şöyle bir şey var. Hazreti Peygamber aslında bunu Bediüzzaman ben şey yaptım, fark ettim. İlginç bir şey söylüyor. Başka birimden rastlamadım. Bu kendi sözcüklerimi ifade edeyim. Sahabe meselesini tartışırken şöyle bir şey söylüyor. Sahabenin Hazreti Peygamber'le kurduğu ilişki doğrudan ilişkiydi. Doğrudan olduğu için de doğrudan ilişki. Yani dolayısıyla bizim yani ontolojik bir ilişki. Bizim Hazreti Peygamber'le kurduğumuz ilişki epistemolojik bir ilişki. Dolaylı bir ilişki. Dolayısıyla bizi dolandırıyor. Böyle bir sıkıntımız var bizim. Bizim yani dolayısıyla bir de çağın ağların içinden bakıyoruz. Yani çağdaş akımların, metodolojilerin izini sürüyoruz. David Carrier diye bir adam çıktı. Özellikle sanat tarihiyle, sanat tarihi historiografisiyle uğraşıyor bu arkadaş. Princeton Üniversitesi'nde çok güzel çalışmalar yapıyor. İnternetten hatta kitaplarına ulaşabilirsiniz. David Carrier. Adam mesela Çinlilerin, Hintlilerin, Latin Amerikalıların, Afrikalıların ve Müslümanların kendi sanat tarihlerini, yazışlarını tartışıyor. Söylediği şey şu. Bugün bu insanlar, yani Batı dışındaki kıtaların çocukları, medeniyetlerin çocukları kendi sanat tarihlerini anlatırken batılı bir metodoloji üzerinden gittikleri zaman batıda ancak karşılık bulabiliyor. Onay almış olabiliyorlar batıdan. Başka türlü karşılığı yok. Kendileri de zaten buna teşhine. Yani İslam dünyasından yani kendimizden bakın. İslam dünyasından kendi perspektiflerimizle, kendi bakış açılarımızla, metodolojilerimizle, kendi sorunlarımızı, sanat tarihimizi, düşünce tarihimizi, hayat tarihimizi yazabilecek bir yerde miyiz? Hayır. Yersiz, yurtsuzuz. Her şey yerinden etmiş durumdayız. O yüzden yersiz, yurtsuz aynı zamanda da. Yani dolayısıyla adamın yankı çağrısı, çığlığı daha doğrusu yankı bulmaya başladı. Çok enteresan şeyler olabilir önümüzdeki zaman diliminde. Yani neyse o olarak anlatabilecek durumda değiliz. Adam ilgilenmiyor. İşte bir İngilizce diye bir yeni sömürgecilik fenomeni var. İngilizce diye bir dil var. Vakayı adiyeden bir dil. Bir olgu.
Yani İngilizce biliyorsanız İngilizce yayınlanıyor bütün kitaplar, yani ana metinler. İlk önce İngilizce yayınlanıyor. İşte mesela başka dillerde çevirmişsin, İngilizce çeviriyor falan filan. Enteresan bir şey yani bu. Bu bir engel ama bu engele takılmamak lazım bence. Biz aslında özgün çalışmalar ortaya koyabilirsek, birinci sınıf çalışmalar ortaya koyabilirsek, çaplı çalışmalar, yani Batılıların kendileri çevirirler. Bizim metinlerimizi kendileri çevirirler. Yani fazla panik yapmaya falan gerek yok. Bu süreç, geçiş süreci zorlu bir süreç ve bizi kendimizden uzaklaştıran bir süreç. Bu bizi kendimizden uzaklaştıran, çağdan da uzaklaştıran bir süreç. Biz çağda yaşadığımızı anlatmayın, biz çağın içinde yaşamıyoruz. Bu çağın çocukları falan değiliz biz. Biz bu çağın ağlarının çocuklarıyız. Ve bu çağın farkında falan değiliz. Enteresan. Çağın farkına varmış olsak zaten kendimizin farkına varacağız. Yani asıl işin ilginç tarafı da bu. Şimdi sizin sorduğunuz sorunun cevabını kısaca şöyle toparlamaya çalışayım. Giriş yapayım size, tamam mı? Çıkamadım. Yani kısmen şöyle bir şey söyledim, sorduğunuz soruya cevap olabilecek şekilde. Bizim Hazreti Peygamber'le, Hazreti Peygamber'in siretini, suretimiz haline, siretini, suretimiz haline ve siretimiz haline getirmemiz lazım. Yani Hazreti Peygamber'le ontolojik, epistemolojik değil, ontolojik doğrudan ilişki kurmamız lazım. Yani bu mümkün mü? Tabii ki mümkün. Kendimizi kandırmam yani tarih mutlak bir şey değil yani akıp gidiyor. Yani geçmiş, gelecek, şimdi diye tarihi biz modern dönemlerde ayırıyoruz. İnsanlığın böyle bir ayrım, böyle bir tarih algısı yok. Önceki dönemlerde böyle bir tarih algısı yok. Bu Batılıların bize ama bütün insanlara dayattıkları bir şey zamana ve mekana hakim olmak için. Fakat şu an biz geldiğimiz noktada, Batı uygarlığının bizi getirdiği noktada aslında bu dün, bugün, gelecek üzerinden kurulan zaman çiplerini de yitirdik, zaman modunu da yitirdik. Geçmiş, postmodern zaman, geçmiş ve gelecek duygusunun iptal edildiği, genişletilmiş bir geniş zamana indirgendiği zaman algısının bir zamandır. Genişletilmiş bir geniş zaman algısı. Anything goes. Yani dolayısıyla her şey mübah olduğu, anın, momentin izini sürüldüğü bir zaman algısıdır. Yani anda yok olma süreci bu. Bu enteresan bir şey. İbnül Vakit diye bazı arkadaşlar bunu kalkıp şey yapıyorlar. Postmodernlerin iyi gidiyor diye. Halbuki çünkü İbnül Vakit öyle bir şey değil ki. İbnül Vakit olmadan önce öbür vakit olmak lazım. Yani vaktin babası olmadığı sürece vaktin çocuğu olamaz. Şimdi yani şunu söylüyorum. Bütün zamanları Hazreti Peygamber'in yaptığı şeyin ne olduğunu düşünüyorum. Yani o sorumuzun cevabı biraz şiirsel olsun. Bütün zamanları seferber ederek, bütün zamanları kendi çocuğu kılarak, kendi çocuğumuz kılarak ve bütün zamanların çocuğu olarak bir yolculuk yaptığımız zaman çağın ağlarını aşabilecek, kendi çağımızın çağını kurabileceği bir yere ulaşabilecek bir noktaya gelebilir. Başka türlü mümkün değil. Yani o yüzden önümüzdeki süreçte en tehlikeli şey Hazreti Peygamber'in devre dışı bırakılmasıdır. Yani Kur'an İslam diye bir şeyden bahsediyorlar. Şimdi kimseyi rahatsız etmek istemiyorum ama bir arkadaş var, Luther'in gördüğü işi görüyor. Kur'an İslam. Yani Luther'in, ben kilisesine gittim. Kilisesinin kapısında ne yazıyor biliyor musun? Wittenberg Kilisesi. Kapısında şöyle bir şey yazmış amca. Artık ben de İncil'i anlayabileceğim. Bitti. Hikaye bu. Yani şimdi bize adam, yani bizim Luther'lerimiz de böyle diyor. Diyor ki, kardeşim herkes anlayabilir, anlayamaz. O zaman bir anlamıyorum ki. Bu kitabın ilahi kitap olmasının bir kıymet harbisi olmaz ki. Bir anlam olmaz yani. Yani
O zaman peygamberlerin neden gönderildiğini anlayamayız. Yani hele de Hazreti Peygamber'in yani bakın Kur'an-ı Kerim'in iki tür iniş biçiminden, gönderiliş biçiminden bahsediyoruz biz. Hazreti Peygamber'e birincisi inzaldir. Doğrudan Hazreti Peygamber'in kalbine indirilmesidir. İkincisi tenzildir. İnzal doğrudan yaratıcıyla ilgili bir şeydir. Hazreti Peygamber'in yaratıcıyla ilişkisiyle ilgilidir. Tenzil bizimle ilişkili bir şeydir. Hazreti Peygamber'in bizimle ilişkisiyle ilgili bir şeydir. Yani zamana yayılarak indirilmesidir. Şimdi burada önemli olan şey bizim Hazreti Peygamber'le bakın Hazreti Peygamber'le doğrudan irtibata geçmemiz gerekiyor. Doğrudan bir irtibata ortaya çıkabilmesi için. Onun için de bütün zamanları aşabilecek bir yolculuğa çıkmamız lazım. Yani bütün medeniyetler tarihinde çağı tanıyarak hatta çağları tanıyarak özellikle çağı tanıyarak çağı tanımadığına inan etme meselesi bununla ilgili bir şeydir. Yani biz çağı tanımadığımızı inan etmediğimiz sürece kendi çağımızı kuramayız. Ya kendi çağımızı kuramayız. Yani kendi çağımızın çağrısının ne olduğunu bulamayız. Bulamıyoruz zaten. Yani hep örnekler verdim işte. Adam şey üzerinden anlatıyor bize. Bütün içinde yaşadığımız çağın ağları, bağları, kavramları üzerinden anlatıyor. Hep oradan konuşuyor. Yani neyse olarak Kant'ın dediği gibi, Kant başka bir bağlamda söylüyor ama tam öyle bir şey aslında. Bir şeyi neyse olarak anlamak zorundayız. Ya bu suç mu ya? Ya bir şeyi neyse olarak anlamak suç mu? Ne kadar komik bir şey. İnsanın ne kadar algılama biçimlerinin ne kadar körleştiğini ve körleşmenin ne kadar meşrulaştırdığını buradan anlayabilirsiniz. Yani insanın, ben bir insanı neyse olarak anlamak istiyorum, hayır diyor. Yani bir kültürü, medeniyeti neyse olarak anlayacağım, o olarak anlayacağım, hayır diyor. Yani biz kendimiz hayır diyoruz. O kadar çağın ağları bizi yutmuş durumda ki, ağlarını almış durumda. Bilmiyorum yani onun için Hazreti Peygamber'in yaptığı şeyin ümmileşmek olduğunu kavrayabildiğimiz zaman ümmileşmenin arınmak demek olduğunu arınmanın ancak çileyle mümkün olabileceğini bir terbiyeyle, tezkiyeyle mümkün olabileceğini, bunun bir fikir oluş ve varoluş çilesi olduğunu bilmemiz lazım. Yani o zaman Hazreti Peygamber'in yaptığı şeyin ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu, bütün insanlığın serüvenini nasıl Hazreti Peygamber üzerinden, Hazreti Peygamber'in yaptığı şey üzerinden, hem kendisi üzerinden, hem yaptığı şey üzerinden özetleyebileceğimizi. Ya bakın, ayette geçiyor, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir ya. Biz bunu düşünmüyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Yani ortaya konan tecrübe de onu gösteriyor bize. Ortaya konan tecrübe onu gösteriyor. İnsanlık tarihinde, yani bizim medeniyetler tarihinde ortaya koyduğumuz tecrübeyle mesela Batı tecrübesini başka tecrübeleri karşılaştırın. Başka tecrübelere girmek istemiyorum bakın. Yani düşünün. Geçenlerde New York'ta arkadaşlarla beraber işte bazı gazetelerden ulaşıyoruz. Arkadaşlar Christoph Kolomb'un Amerika'ya keşfinin bilmem ne zartur. Tamam mı? Tören yapıyorlar. Onu törene yapıyorlar. Bizimkilerde böyle artist pozoruyorlar. Dedim ya siz manyak mısınız ya? Başka bir yerde artistlik yapabilirsiniz. Burada yapmayın ya. Niye dedi? Arkadaşım birisi radikal memleket. Dedim kardeşim bunun ne olduğunu biliyor musun? Ne dedi? Christoph Kolomb Amerika'yı keşfetmişti. İyi ya dedi ne güzel dedi. Bir keşif halini içine kutlarız dedi. Ya bu keşif değil. Latin Amerika'da sen ne biçim Marksın manyak dedi. Latin Amerika'da onlar bunu lanetli ya. Şu an gözyaşı döküyor haberin var mı? Yapma ya bu. Böyle abi ciddin bir durum yani bizim halimiz. Neyse bitireyim ben burada. Çok teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Plaketlerini takdim etmek üzere Profesör Doktor Mahmut Aydın hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar.